Haberin doğru adresi Aksaray'ın ekranı Belediye TV Haber Merkezi'ne hoş geldiniz. Haberlerle karşınızdayız. Aksaray Sivil Toplum Kuruluşları platformu öncülüğünde tüm siyasi parti temsilcileri ve Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgın'ın katılımıyla 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda İsrail'in Filistin halkına yönelik katliamı protesto edildi. Kudüs tüm Müslümanların kırmızı çizgisidir, asla vazgeçmeyeceğiz mesajlarının verildiği açıklamada dualar edildi. Aksaray'da Amerika Birleşik Devletleri'nin Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması, İsrail'in Filistin topraklarını işgali ve Gazze'deki şiddet olayları protesto edildi. (15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda toplanan grup şehitler için dua etti. Korktuğumuza uğratma ya Rabbi, umduğumuza dahil eyle ya Rabbi. İsrail ve Miraç hadisesinin ikinci ayağı olan Mescid-i Aksa'yı muhafaza eyle ya Rabbi. Yürümeye değer yollardan, üç yoldan biri olan Mescid-i Aksa'yı muhafaza eyle ya Rabbi. Türk ve Filistin bayraklarını taşıyan, Amerika ve İsrail'e tepki gösteren grup adına konuşan Aksaray Sivil Toplum Kuruluşları Platformu Başkanı Eyüp Dağdaş, 70 yıldan beri Siyonist İsrail'in Müslümanları kışkırtmak amacıyla Mescid-i Aksa etrafında yaşlı, genç, kadın, çocuk demeden katliamlarına devam ettiğini belirtti. 15 Temmuz günü büyük felaketler kapanan 70. yıl yılındır. 70 yıldan beri Siyonist İsrail Müslümanlar kışkırtmak amacıyla Mescid-i Aksa etrafında yaşlı, genç, kadın, çocuk demeden katliamlarına devam ediyor. 14 Mayıs günü sözde ABD'nin gerçeğini Kudüs'e taşıması, barışçı gösterilerle protesto eden Filistinlilere yapılan bombaların şiddeti her geçen dakika artmakta, şehit olan ve ailen olan kardeşlerimizin sayısı artmaktadır. Öncelerden gelen resmi bilgilere göre son iki günde Siyonist saldırılarında 59 Filistinli kardeşimiz şehit olmuştur. 2770'li Filistinli'ye yaralanmıştır. Filistin mücadelemizde binlerce kardeşimizin şehit olduğu ama Müslümanlar mücadeleden asla vazgeçmedi. Siyasi parti il başkanları ve teşkilat kademelerinin Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgın'ın ve kurum temsilcilerinin destek verdiği basın açıklamasında gruptakiler sık sık tekbir getirerek katil Amerika, katil İsrail sloganları attı. Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Mahmut Akkuş, Engeller Haftası kapsamında Aksaray Belediyesi işbirliğinde düzenlenen programla Aksaray'da engelliler için faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve engelli bireylerle bir araya geldi. Engellilere yönelik olarak Aksaray Belediyesi ve İşkur İl Müdürlüğü, engelli bireylere verilen destekle kendi işlerini kurmak isteyen engellilerle birlikte engelli bireylerin mesleki eğitimlerle istihdam edilmeleri ve rehabilitasyonlarına yardımcı olmak için çalışma başlattı. 10-16 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Engelliler Haftası'nda çeşitli etkinlikler düzenleyen Aksaray Belediyesi, engelli istihdamına yönelik çalışmalar kapsamında İşkur İl Müdürü Mahmut Akkuş ve engelliler için faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşu temsilcileri, başkanları ve engelli bireyleri istişare toplantısında bir araya getirdi. Engelli Koordinasyon Merkezi'nde gerçekleşen toplantıda İşkur İl Müdürü Mahmut Akkuş, İşkur'un engellilere yönelik çalışmaları hakkında bilgiler verdi, Aksaray'daki engelli vatandaşların ve gençlerin sorunlarını dinledi. Toplantıda İşkur İl Müdürü olarak engelli istihdamı protokolü çerçevesinde Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı ile birlikte engellilere yönelik yeni çalışmalar başlattıklarını dile getiren İl Müdürü Akkuş, Başkan Yazgı ve Aksaray Belediyesi çalışanlarına teşekkür etti. Hasretle beklenen 11 ayın sultanı Ramazan ayı başladı. Aksaray'da 11 ayın sultanı Ramazan ayının başlamasıyla birlikte ilk teravih namazını kılmak isteyen vatandaşlar başta Tarihi Ulu Cami olmak üzere camilere akın etti.
Ramazan ayının ilk teravih namazı tüm İslam aleminde olduğu gibi Aksaray'da da büyük sevinçle kılındı. Aksaray'da vatandaşlar başta Tarihi Ulu Cami olmak üzere kentteki camilere akın ederek teravih namazıyla Ramazan'ın coşkusunu yaşadı. Camileri dolduran kadın, erkek, genç, yaşlı çok sayıda kişi namaz kılıp dua etti. Namaz öncesi vaazlarda Ramazan ayının güzelliği, fazileti ve bereketi anlatıldı. Akşam saatlerinden itibaren camileri doldurmaya başlayan vatandaşlar huzur atmosferinin tadını çıkardı. Çocuklarıyla birlikte Ramazan ayının ilk teravih namazını kılan vatandaşlar, Ramazan ayının bütün Müslüman alemine hayırlar getirmesini diledi. Aksaray Belediyesi tarafından hayata geçirilen Şemsiyeli Sokak'ta bahar aylarının gelmesiyle birlikte şemsiyeler yenilendi. Caddede yapılan düzenleme ile Aksaray'da en çok fotoğraf çekilen sokak olma özelliğini taşıyan Şemsiyeli Sokak'ta vatandaşlar sokakta yeniden rengarenk şemsiyelerin yenilenmesinden memnun. Aksaray Belediyesi'nin 2016 yılının Nisan ayında hayata geçirdiği Hacı Hasanlı Mahallesi Kurtuluş Caddesi Şemsiyeli Sokak, bahar aylarının gelmesiyle birlikte yeniden şemsiyeler takılarak renklendi. Kış aylarında yıpranan şemsiyelerin toplandığı sokağa havaların güzelleşmesiyle birlikte birçok farklı renkte şemsiye asıldı. 850 şemsiye kullanılarak yeniden renklenen caddede uygulamayı beğenen herkes şemsiyelerle yeniden süslenen sokakta fotoğraf çektirmek için caddeye akın ediyor. Aksaray'ın en büyük parkı olma özelliğiyle birinci etabı tamamlanan ve görkemli bir törenle açılışı yapılan Recep Tayyip Erdoğan Gençlik Parkı'nın sakinleri Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'yı açılış töreninde uzun uzun alkışladı. Tacım Mahallesi sakinleri adına mahalle muhtarı İbrahim Telli, Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'ya teşekkür plaketi takdim etti. Aksaray Belediyesi tarafından Tacım Mahallesi'nde 3 etaba ayrılan Aksaray'ın en büyük park olma özelliği taşıyan 1. etabı tamamlanan Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, il protokolü ve binlerce vatandaşın katılımıyla açılan pop müzik sanatçısı Fettah Can'ın açılış konseri verdiği programda Başkan Yazgı'ya Tacım Mahallesi sakinlerinden teşekkür. Açılış programında Tacım Mahallesi Muhtarı İbrahim Telli, mahalle sakinleri adına hayata geçen park projesiyle mahallelerine değer katan Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'ya teşekkür ederek plaket takdim etti. Sayın Başkanım, sizi aşağıya uğurlamadan önce zaten halinize bir teşekkür plaketi takdim edilecektir. Tacım Mahallesi Muhtarı Sayın İbrahim Telli, mahallelerine yaptıkları katkılardan dolayı bir teşekkür plaketi sunacaklar Sayın İbrahim Telli. Tacım Mahallesi sakinleri tarafından coşkuyla alkışlanan Başkan Yazgı, projede talepleri değerlendirip özellikle gençlerin hayallerini gerçekleştirdiğini ifade ederek çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bizler gönüller yapmaya, hizmetler yapmaya ve eserler bırakmaya geldik diyerek proje kapsamında Recep Tayyip Erdoğan Gençlik Parkı'nda bir de gençlik merkezi inşa edeceklerinin müjdesini verdi. Yaklaşık 78 bin metrekarelik bir alanın açılışını gerçekleştireceğiz. İkinci ve üçüncü etapların ihalelerini de yaptıktan sonra bu park, yani Gençlik Parkı dediğimiz bu parkımız Aksaray'ımızın en büyük parkı olacak. Toplamda 500 bin metrekareye ulaşacak olan bu alanda sizlerin de birazdan belki ilerleyen saatlerde gezip göreceğiniz amfitiyatroların olduğu, değişik oyuncak ve çocuk alanlarının olduğu, yürüyüş alanlarının ve bisiklet parkurlarının olduğu yepyeni bir parkı Aksaray'ımıza kazandırıyoruz. Ama bunu yaparken de gençlerimizle oturduk, konuştuk, dedik ki ne yapalım başka? Başkanım, biz gençlik merkezi istiyoruz dediler. Özellikle üniversite öğrencilerimiz dediler ki bizim gençlik merkezine ihtiyacımız var. İçerisinde kütüphanesinin olduğu, çalışma salonlarının olduğu, bilgisayarların olduğu, farklı aktiviteleri yapabileceğimiz alanlar ve biz de onları kırmadık. Yine bu gördüğünüz alanın içerisinde 3 kattan oluşan, 3500 metrekareyi geçen bir gençlik merkezinin inşaatını inşallah gelecek aylarda başlatıyoruz. Muhteşem bir açılış töreninde sahne olan gecede bir de evlenme teklifi sürprizi yaşandı.
Sanatçı Fettah Can şarkılarını binler için söylerken sahneye çıkan polis memuru Burak Kaya, sevgilisi meslektaşı Cevahir Ünal'a evlenme teklif etti. Teklifin cevabı ise tabii ki evetti. Varlığını ömrüme katar mısın? Benimle evlenir misin? Siz yüzüğü takarken ben size çok güzel bir şarkı söyleyeyim. Bir küçük dans eder misiniz? Bir ömür yeter bana bu armağan. Ölsem de gam yemem artık. Haberin doğru adresi Aksaray'ın ekranı Belediye TV Haber Merkezi'nde haberleri izlediniz. Bir sonraki haber bültenimizde tekrar görüşmek ve buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.